Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, evime, köşeme hoş geldiniz. Bugün Yalı Çapkın'ın dün yayınlanan yeni bölümünü yorumlayacağız ve Fragman'la zaten dizinin ardından hemen yayınladılar. Fragman'la ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Önce şunu söylemek istiyorum, ben Yalı Çapkın'ı ile ilgili video çekip çekmeme konusunda biraz kararsız kaldım. Çünkü gerçekten beni aşırı derecede rahatsız eden konular var çünkü dizi içerisinde, ama izleyeni ve reytingleri de çok fazla. Elbette bu diziyle ilgili konuşmak isteyen arkadaşım da çok fazla olacağı için düşündüm taşındım ve bu videoyu da çekmeye karar verdim. Ben bazen izledim bazen izlemedim bölümleri, ama genel olarak tabii ki de konuya fazlasıyla hakimim. Yani uzun bir süre izledim yani yayınlandığından itibaren, ama artık konu biraz daha saçma bir hal almaya başladı. Çünkü dizinin adı Yalı Çapkın'ı, ama çapkın bir damadımız olması gerekirken İki kadın arasında sürekli git gel yaşayan ve ciddi anlamda psikolojik problemleri olan bir konu haline geldi. Ve evin içerisinde zaten birçok kişi birbiriyle ilişki yaşadığı için hani biraz daha konu saptırıldı ki zaten Gülseren Budayıcıoğlu biliyorsunuz bu konudan rahatsız olduğu da bir duyulmuştu, böyle bir dedikodular çıkmıştı. Bu sebepten ötürü hani biraz böyle bir ara vermiştim diziyi, ama dün yayınlanan yeni bölümünü izledim. Tam diyorum dizi toparlanıyor derken tekrardan bir konu sapıyor vesaire. Neyse, biz direkt videomuza başlayalım. Konumuzla, dizimize, dünkü bölümümüze ve spoilerimize başlayalım diyorum. Evet arkadaşlar, defterimi kalemimi aldım, notlarımı aldım. Direkt giriş yapıyorum hemen. Bölüm yine Seyran ve Ferit'in arkadaşlar Gerde'ye girememesiyle başladı. Yani zaten artık bence bu konu artık çok 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 aşırı uzatıldı. Elbette burada aşırı derecede güven problemi yaşayan bir Seyran var. Yani güvenmeme konusunda elbette ki sonuna kadar haklı, ama zaten birbirine aşırı derecede çok ağır kelimeler kullanmış bir çift görüyoruz burada. Haklı olarak Seyran da haklı. Ferit zaten nasıl biri olduğu zaten ortada. Yani alenen ortada. Yani artık bunu hani bu birlikte bir ilişki yaşayıp yaşanma konusunu artık uzatmamaları gerekiyor. Çok fazla göz önüne sokulduğunu, elbette bunu birazcık da senaristler reyting için yapıyor, ama bunu aşırı derecede çok uzattıklarını ve çok göz önüne soktuklarını düşünüyorum. Tabii ki de bu benim şahsi fikrim. Artık birlikte olacaksalar olsunlar, ayrılacaksalar da ayrılsınlar derken zaten fragman ve bölüm sonuyla birlikte şok olduk. Oralara geleceğim. Onu biraz kenara alıyorum ve şunu demek istiyorum arkadaşlar. Benim bu bölümde en sevdiğim şey Kazım Ağa'nın sonunda holdinge kapağı atması diyebilirim. Zaten Kazım Ağa bence şu son zamanlarda aşırı derecede diziyi tek başına götürüyor da desem, ama yani yüksek anlamda gerçekten güldüğümüz, eğlenerek izlediğimiz sahnelerin birçoğu şu son birkaç bölümde tamamen Kazım Ağa'ya dönmüş durumda. İyi ki Kazım Ağa'yı bu şekilde dönüştürdü senaristler diyebilirim. En keyif alarak izlediğim Kazım Ağa ve tabii Kazım Ağa ve Ferit'in de birlikte oynadığı sahneler benim bayılarak izlediğim sahneler. Bölümde en sevdiğim şey bu oldu. Hemen buradan şuraya bağlamak istiyorum arkadaşlar. Kazım Ağa'nın Hattı Çala'yı Halis Ağa'dan kıskanması. Yani bu komik sahneleri diziye yerleştirmeleri bence şu anda diziyi en çok sevdiren, böyle izlerken en çok güldüren sahneler arasında diyebilirim. Hatta şey repliğine çok güldüm. Seyran'ı bir arsaya verdim. Hattı Çala'yı da artık böyle bir holdinge hisse şeklinde orada bir espri geçmişti. Gerçekten en çok güldüğüm sahneler arasında diyebilirim. Ve arkadaşlar ben şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Ferit ve Seyran aşkını izliyoruz, ama bunun haricinde diğer hiçbir karakterin nasıl söyleyeyim, hani hep bir şey atılıyor ortaya ve orada bırakılıyordu. Hiçbir şekilde bu sürdürülmüyordu. Atıyorum Fuat ve Asuman'ın aşkı da bunlardan biriydi diyebilirim. Bu bölümde Fuat ve Asuman aşkına fazlasıyla değinildi. Bence iyi de yapıldı artık. Çünkü sadece Ferit ve Seyran'ı izliyorduk. Evet, çok güldük, çok eğlendik. Zaten dizi onların o kadar çok birbirine esprileri, güzel komik sahneleriyle bu kadar çok reytingi kazandı, ama tabii oyuncuların da hakkı asla burada yadırganamaz, ama sadece bunu izler olduk. Yani bir geliyorlar bir gidiyorlar, bir geliyorlar bir gidiyorlar. Ortada bir sürekli ağlayan mız mız mıy mıy gurursuz bir Pelin var. Yani hep bunları izliyorduk diyebilirim. Burada biraz daha hani konunun genişlemesi, diğer oyuncuların da tamamen topa bu kadar çok açık bir şekilde girmesi
Beni en çok memnun eden şeylerden biri oldu. Tabii ki keşke bu şekilde girmeseydi diyebilirim. Yani Fuat'ın eşinden sırf bir çocuk için o ayrılma noktalarına gelmeleri vesaire. Bu konulara fazla değinmek istemiyorum. Hiç de hoşlanmadım konular. Yani birbirini seven orada bir çift var. Bir çocuk için boşanma noktasına getirilmesi vesaire. Şükürler olsun barıştılar diyebilirim. O yüzden ayrılsalardı iyice artık dizi tuhaf bir hal alırdı diyebilirim. Burada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben o İffakat karakterinden gerçekten illallah ettim yani. Orada birbirini seven bir çift var. Evliliğini kurtarılmaya çalışıyor herkes tarafından. İşte Gülgün tarafından, Orhan tarafından, işte Halis Adede tarafından vesaire vesaire. İffakat'ın orada Suna'ya dediği çok saçmaydı. Yani bırak ayrılsınlar, seni ona alacağız vesaire. Gerçekten o İffakat yani evde eşi de vefat etmiş bir yenge, her olayın başında, ortasında sürekli kendi istediği gibi bütün olayları yönlendirmeye çalışması. Bilmiyorum, ben o İffakat karakterinden bu bölümde gerçekten iyice soğudum diyebilirim. Hani Orhan'la ilişkisi vesaire, burada tek başına İffakat suçlu göremeyiz. Elbette burada Orhan'ın da çok çirkin bir ilişki var orada, çarpık bir ilişki var ama hani bu hepten saçma bir konuydu. Yani o birazcık iyice beni ifakattan soğuttu diyebilirim. Ayrıyetten bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bence ifakatın o yalıda suyu ısındı. Orada bir olay patlayacağını düşünüyorum ben. Hani yalıdan ifakatın ayrılması bile olabilir. Bu olayların ortaya çıkmasıyla vesaire. Ya da kendi ayrılabilir ya da Halis'i kovabilir vesaire. Orada ifakatla ilgili bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten onun suyu ısındı bence Yalı'dan. Özellikle bu Latif Bey'in Yalı'nın kontrolünü hani Latife vermesi, Halisa'nın Latif Bey'in orada Yalı'nın kontrolünün başına geçmesi vesaire. Zaten kendisini de iyice böyle oradan da böyle bir soğuttu, sinir yaptı vesaire. Yalı'dan ayrılabilir bile diyorum. Ve geçelim Abidin'le Suna'nın aşkına. Gerçekten o kadar masum bir şekilde işleniyor ki o aşk, böyle bir ince ince örülerek. Bunun için gerçekten senaristlere teşekkür ediyorum. Yani en masum, en tatlı, hele şeye bittim diyebilirim. Suna biraz alkollü olduğu için hani abiyi öpmeye kalktı. Orada abi hani alkollüsün, bu şekilde ilk olsun istemiyorum vesaire demesi orada beni eritti. Dizinin en tatlı çifti, hatta o ikisi bile diyebilirim yani, Ferit ve Seyran evet, ama Abi ile Suna'nın aşkı bence en tatlı çift diyebilirim ya, evet. Sonuç olarak Ferit ve Seyran'ın aşkında da bir aldatma, git gel vesaire, ama Abi ile Suna'nın aşkı dizinin en tatlı, en masum çifti bence diyorum. Ve geçelim şu Pelin'in annesine arkadaşlar. Pelin'den kurtulmaya çalışırken bir de başımıza annesi çıktı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani Pelin gurursuz, annesi gelecek işte kızını alır götürür, Pelin diziden çıkar vesaire diye ben beklerken, daha doğrusu hepimiz beklerken, annesi geldi kızından gurursuz çıktı ki zaten fragmanda da bunu aşırı derecede gördük. Hani ben yine dünkü bölümde fragman yayınlanmadan önce şeyi bekliyordum. Annesi geldi, Feride ağzının payını verir, kızını alır gider. Bir iki bölüm sonra Pelin'i de annesini de görmeyiz diye beklerken geldi. Halisa'yı fragmanda da zaten gördük hepimiz. Tehdit etti Feride, diyor işte ayrılacaksın karından, kızıma verdiğin sözü tutup kızımla evleneceksin vesaire demesi. Bana öyle geliyor ki yine bir 5-6 bölüm daha biz bu hikayeyi izleriz gibi geliyor ve buna aşırı derecede sinir olduğumda belirtmek istiyorum ve geçelim bir diğer konumuza. Bu arada arkadaşlar bir iki güzel olan şeyden de bahsedeyim. Kaza ve Ferit'in Seyran için bu kadar çok endişelenmesi, harici olarak işte Fuat'ın Asuman için endişelenmesi, Abi'nin orada Suna için endişelenmesi ama endişesini de gösterememesi. Orada öyle tatlı tatlı ufak ufak konuşmaları falan. Bunların hepsi tabii ki de çok güzel şeylerdi. O tatillerin hani tek gecelik bir ufak bir kaçamak tatillerinde bunları, bu güzel sahneleri aralara koymaları, elbette bunlar çok güzeldi. Çok tatlıydı. Keşke o tatilin sonu o şekilde bitmeseydi ama tabii ki fragmanda gördük, o da toparlanacak ama bunların hepsi güzel olan şeyler. Tabii Asuman'la Fuat'ın evlat ediniyor olması vesaire. Bunu bize göstermeleri bu kadar çok güzel şekilde, bunlar da güzel olan şeyler.
en son yayınlanan bölümde ve geçelim fragmanla ilgili neler düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Zehren Hanım geldi, Halisa'yı fragmanda tehdit etti ve orada bir Nüket ismi duydum. O Nüket vurgusunu duydum. Bence buradaki Nüket Halisa'nın bu eski aşklarından ya da işte bildiği böyle bir daha önceki bir kaçamakları ya da hala nikahının olduğu bir kadın vesaire, o tip bir şey bizim karşımıza çıkartılabilir. Hatta bu kadın dünkü bölümde şey görmüştük. Orhan'la Gülgün yemekteyken bu yurt dışında işte gizli birkaç şirket kurduk. İşte babamdan sonrası için kendimiz güvence altına almak için vesaire dedi. O kadın diye bahsettiği kadın fragmanda gördüğümüz Nüket olduğunu düşünüyorum ve Nüket karakterinin de yakında diziye dahil olacağını düşünüyorum. Onun haricinde Ferit ve Seyran'ın barıştığını düşünüyorum. Hatta Ferit'in de Zerrin'den korkması için belli başlı sebepleri olduğunu, Ferit'in bazı açıklarını Zerrin'in bildiğini düşünüyorum ki Ferit'i fragmanda o kadar kötü gördüğümüz için. Bununla ilgili ben bir de şöyle bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Ferit Zerrin'in tehdidinden böyle bir ağlayıp üzülüp vesaire gidip Pelin'e, Seyran'a aşık olduğunu söyleyeceğini düşünüyorum. Yani bu tabii tamamen benim düşüncem. Fragmandan aldığım izlenim benim bu yönde. Ama arkadaşlar yani Ferit gitmeyecek Pelin'den. Pelin Ferit'ten gidecek. Nasıl gidecek? Ferit Seyran'a aşık olduğunu Pelin'e söyleyecek ve Pelin annesini bu şekilde durduracak. Ve bir 4 bölüm vesaire sonra ben bunların Pelin'le Zerrin'in birlikte diziden ayrılacağını düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Sizin düşünceniz nedir olacaklarla ilgili? Spoilerinizi yorumlara yazın. Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben de sizden bir şeyler öğrenmek ya da düşüncelerinizi öğrenmek, tahminlerinizi öğrenmek istiyorum diyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca hangi diziyi yorumlamamı istersiniz? Hangi kitabı yorumlamamı istersiniz? Hemen okuyup yorumlayabilirim. Ya da önümüzdeki hafta neler olacak? Yalıç Akgün'de bununla ilgili yorumlara bekliyorum. Size mutlaka ve kocaman öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.